Sevgili eşim, göndermiş olduğunuz sesinizi dinliyorum. Tabii ki ne de olsa insan biraz üzgünlük hissini duyuyor. Tabii ki herkes ister ailesinin ve çoluk çocuğunun, babasının, annesinin, kardeşlerinin ve aile efradının sesini dinlemek. Malum burası gurbet ocağıdır. Sesinizi duymaktan beri kendinizi tabii görmediğimden insan üzgünlük halini çekiyor. Ama ne de olsa üzülse bile yine de sesinizi duymadan bir faydalanıyorum. Senin çocuklara bakacağından eminim. Ama yine ne de olsa ben bir baba olarak böyle bir şeyleri sizlere yazmam veyahut da ki söylememdeki gaye kendime bir rahatlık vermiş oluyorum. Tabii ki çocuklar benim olduğu kadar sizin de bizde. Bunun dışında en ufak bir şey olamaz. Ben de size özlem dolu selamlarımı sunar, sevgiyle ellerinizden sıkar, çocuklarımızın hasret dolu gönlümle gözlerinden öper, en iyi günlerde yaşamanızı yüce Allah'tan dilerim. Çok kıymetli kardeşim Cemal'in bu teşkilatı kurup, bu bantı bu şekilde doğrulturup bana gönderdiğinden çok büyük memnuniyetlik duydum. Haliyle ben de size sesimi göndermek istiyordum ve bir bant doldurmuştum da. Ama evimizin aile evlatımızı belki üzeceğim gayesiyle bantı tekrar sildim ve sesimi göndermemiş oldum. Üzüleceğinizden emindim. Çünkü ben bir kişi olarak bütün aile efradımın hasretini çekmekteyim. Ve bu aile efradım da umumiyetle bir kişinin hasretini çekiyor. Umumiyeti bir kişinin sesini duyarsa belki üzüleceği fazla olduğundan bu gaye ile göndermemiş oldum. İnşallah tabii ki ilk zaman deyimin geldiği zaman sesimin olmadığını görünce az üzüldünüz ama ne de olsa ileride alışmış oldunuz. Sesim gelmiş olsaydı belki diyebilirim. Çünkü aynısını ben yapıyorum. Hemen hemen her zaman benim sesimi açıp siz ve kardeşim, annem, ev halkı dinlemek gayesini düşecek. Ve duyduğu zaman mutlaka üzülecek. Her neyse de en iyi günler temenni eder ve benden en ufak da olsa bir tereddüdünüzün olmayacağını yüce Allah'tan tekrar dilerim. Hasret dolu gönlümü idrak eder ve sizlere hasretimin bir nispetini sundurup aile efradıma en iyi günler yüce Allah'tan dilerim. Hoşça kalın. Beyiniz Celal Özdemir. Anneciğim, sizlere şimdi sizin hatıra olarak hatıra etmek için bir tür daha söylemek istiyorum. Ellerinde büyüdüm, solar iken dirildim. Çiçimi kopardın sen, ellere verdin. İçimi kopardın sen ellere. Bir tane dersimi vereceğime eminim. Şu anda derslerime çalışmaya devam ediyorum. İnşallah Eylül'de imtihanlara girdiğim zamanlarda 7-8 alarak geçiririm anneciğim. Son. Çok sevgili yavrum Semra kızım. Seni çok kıymetli büyüttüm yavrum. Sen kıymetli olduğun için seni okula verdim. Bütün varlığımı sana harcayacağım. Bu sınıfı 3'e geçersen abi
Alemi kendine dost tanıtma aslanım. Yüzüne güler arkandan seni söyler yavrum. Hepinize bu sözleri söylüyorum. Beşinizi de bir dahaki izinde gelmeme, sağ selim görürsem hepinize haddinden fazla altın takacağım kızım. Siz benim 3 tane kızımsınız, 2 kızım değilsiniz. Nail'i asla atamam. Ölsem yine Nail'i atamam. Size 5'er tane bilezik takacağım yavrum. 2'şer tane de 5'er bilezik takacağım. Vaadim var. Sizi peşime alıp düğüne götüreceğim. Allah bana gösterirse. Geldiğim zaman büyük bir mal keseceğim. Bütün ölmüşlerime davet yapacağım burada. Eğer beni Allah tekrar kavuşturursa. 3 tane kızım vardır. 1 tane değildi. Nail'i hem de kızma. Hiç ayrılmam. Asla birbirine yavrularıma. Hadi güle güle. Anne. Yavrum. Ha. Ne yavrum? Ama gideceğim. Gene. Gideceğim Danko. Çok var. Çok var. Ama gene. Ha. Bana bakça. Gel bize. Be. Saat koca. Be. Taksi. Be. Para. Be. Sakin bakacağım tatlım. İyice duracaksın evde. İyice duracaksın evde. Sağ en çok kim bakıyor tatlım evde? En çok sağ kim bakıyor evde? Abim. Sağ? İngel. Sağ kim bakıyor? Başım sütte. Kimle çağır tatlım? İngel. Abin de çağır. Abim. Çağır. Kimle çağır oğlum? İngel'i çağırdım. Sevgili anneciğim. Şimdi sen buradan hiç kasvet etme. Çocuklar çok iyi duruyorlar. Onlar hepsi kendilerini kurtarırlar. Bir tek Abdullah, Abdullah'a da ben bakıyorum. Ondan gözün arkanda kalmasın. Anneciğim, eldivenini bana verdin. Ne yapalım? Ben de aynı senin gibi yapmak için uğraşıyorum. Sevgili anneciğim. Siz orada iyi çalışın. Babam orada sana rahatsızlık yaparsa almayalım anneciğim. Burada çok güzel işler yaptı. Sana söylüyoruz. Güle güle çalışın anneciğim. Hayırlı çalışmalar dilerim. İki gözlerini öperim sevgili anneciğim. Evet yavrum Nail'e. Ben seni öbür batta konuşmuştum kızım. Ben gidince o bandı açarsın. Hiç ağlamadan dinlersin yavrum. Sizi sanat mekanı annemin iki kızı var. Hayır evladım. Benim kızım 3 tane. 2 kızım değil, 3 kızım var. Ben seni gelin gözle asla görmedim evde. Belki çetini dışarıdan verirsem gelin gözle görürüm yavrum. Siz öyle sanatmayın hiç ki. Beni annem gelin gözle görüyor sanatma. Hiçbirinizi ayıramam yavrum. Senin kelimeni söylerken ağlıyorum görüyor musun? Gözlerim sulanıyor yani. Kırmızı batta sizi konuştum. Onu açarsın, ben gidince dinlersin. Teyfine sizi bırakıyorum. 3 tane müzik bırakıyorum size. Ne mutlu size. Son. Canım içme yarakısı yok, sazım ağlattın beni, derdim ağlattın beni. Sazım ince, telim ince, ölürüm görmeyince. Geldi yatak serdirim aman anam, sevgilim görmeyince. Sazım ağlattın beni, derdim ağlattın beni.